Amerikalı Başkan Donald Trump'ı öfkelendiren kitap Ateş ve Öfke piyasaya sürülür sürülmez büyük ilgi gördü. Satış tarihi 4 gün öne alınan Michael Wolff imzalı kitap raflarda yerini alınca içeriğiyle ilgili ayrıntılarda daha fazla konuşulur oldu. Kitap evi sahipleri satışlardan memnun. Şansımıza Başkan Trump sürekli Twitter'da paylaşımda bulunuyor. Aslında kendi hakkında olumlu olmayan, istemediği kitabın reklamını kendi yapmış oldu. Kitabın daha fazla kopyasını sipariş etmemiz gerektiğini hemen fark ettik. Reklamın iyisi kötüsü olmaz lafı söz konusu kitap için geçerli gibi görünüyor. Aslında kitabı almaya niyetim yoktu ama başkanı bayağı kızdırdığını duyunca almaya karar verdim. Ateş ve Öfke sadece ABD'de değil İngiltere'de de yoğun ilgiyle karşılandı. Kitap, başkent Londra'daki bu kitap evinde en çok ilgi görenler arasında yerini aldı. Trump'ın yasaklamaya çalıştığı kitap en çok satılanlar listesinde birinci sıraya oturdu. Her gün haberlerde takip ediyordum. Kitapta yazılanlar için şaşırtıcı demek yetersiz kalır. Daha korkunç ayrıntılar okumak için alıyorum. Amerikalı başkansa yasaklanması için avukatlarını devreye soktuğu kitabı eleştirmeye devam ediyor. Trump son Twitter paylaşımında yazar Wolff'un sıkıcı ve doğru olmayan hikayeler yaratarak kitabını satmaya çalıştığını yazdı.